Akşamlar değerli izleyiciler. Üçüncü devre spor programında sizinle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ligler bir hafta ertelenmişti biliyorsunuz. Kocaeli Spor'umuzda hafta sonu Gençler Birliği deplasmanında 1-0 öne geçtiğimiz maçta 1-1'lik skorla 1 puana razı geldik. Ama birazdan konuşacağız. Maça damgasını vuran karşılaşmanın 33. dakikasında verilmeyen bir penaltımız var. Karşılaşmanın hakemi gerçekten maçın skoruna da etkisi oldu. Değerli iki konuğum, sevgili Levent Hocam ve Fikret Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ayağınıza sağlık. 2 saat boyunca Kocaeli Spor'u, diğer temsilcilerimizi konuşacağız. Hafta sonu da gerçekten yine kış kendini gösterdi. Bir hayli soğuk ve kara bu sene doyduk. Allah'tan bu sefer maçlar ertelenmedi. Gerek üçüncülük, gerek iki ve süperlik, birincilik dahil olmak üzere. Bal da ertelendi. Bal ertelendi ve amatör maçlar ertelendi. Demek ki oynanabiliyormuş. Demek ki oynanabiliyormuş. Yani kolayı seçmemek burada çok önemli. Kaldı ki bu haftaki kış şartları geçen haftadan daha ağırdı. Evet. Daha fazla yağdı. Geçen hafta içerisinde bir kaybımız oldu. Kocaeli Spor altyapısından sorumlu Volkan Elmeser annesini kaybetti. Azize Elmeser'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Nur içinde yatsın. Evet, Kocaeli Spor gerçekten çok kritik bir maçtı. Yukarıya sıçrama adına önemli bir karşılaşmaydı hocam. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Baktığımızda aslında Babakar'la ilk yarının uzatma dakikalarında iki tane önemli pozisyon var. Maçın başında 8. dakikada Pereira'nın sağ kanattan getirdiği bir pozisyon var. İşte Kolovos'un bir şutu var, defanstan döndü. Maçın ikinci yarısında Babakar bence yine fırsatçılığını gerçekten sezgiri kuvvetli bir oyuncu. Bunu İstanbulspor maçında da yapmıştı. Pozisyonu kovalıyor. Rakibin hatasını iyi değerlendirdi. 1-0 öne geçtik. 69'da da maalesef kötü bir gol yedik. Her zaman gibi. Savunma ve kalecimize yakışmayan bir gol. Oyunun son bölümünde de iki takım da beraberliğe razı geldi. Müsabaka 1-1 bitti. Bu maçı değerlendirirken hocam, bir de dolu ve boş tarafından da değerlendirelim. Ben notlarıma şöyle aldım. Sizin geçen haftaki tespitiniz güzeldi. İşte dışarıda 1, içeride 3, yani her iki maça 4 puan. Deplasmandan alınan bir puan değerli, evet. Rakibimizde olan yenseydik 2 puan biz öne geçecektik. Ama rakiple olan puan farkını açmadık. Yani. Yenilmedik. Ateş hattının yine üstündeyiz. Öyle bir teselli buluyoruz. Ama bir de boş tarafına baktığımızda maalesef rakiplerimizin işte Menemen, Altınordu zaten nasıl olduysa uzay takımı oldular. 3 maçta 9 puan aldılar. Bursa kazandı. Yani biz yine 5. kez galibiyeti koruyamadık boş tarafına baktığımızda ve deplasmanda da tamamlayamıyoruz maçı, yani galip bir şekilde. Siz nasıl bakacaksınız bu maçın dolu ve boş tarafına? Artı veya eksi de diyebiliriz. Şimdi öncelikle Azize Elmeser kardeşimize, ben öyle diyeyim, ben ona yakın yaş, belki de ben daha büyüğüm. Hakan'ın da halası oluyor aynı zamanda. Hakan Yağcıoğlu'nun ve Volkan'ın annesi oluyor. Elmeser ailesini tanırım ben. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine, akrabalarına, yakınlarına da sabırlar versin. Buradan selam bekleyen, geçen hafta es geçtik, bizim Körfez'deki Erhan kardeşimiz var. Erhan kardeşimize de selam gönderelim. Neydi soyadı? Gökçimen. Erhan Gökçimen'e selam gönderelim. Karos'tan beni seyredenler var, hemşerilerim, akrabalarım, onlara da selam göndereyim. Gelelim soruya. Evet. Dolu tarafı, boş tarafı. Şimdi geçen haftaya dönelim, şöyle hatırlayalım. Ben burada dedim ki maç oynanmadan önce iki hocaya da alın size birer tane puan. Hadi boş ver, bu soğukta top mu oynadı, gidin evinize desek ikisi de kabul ederdi. Zaten maçı da gördüğümüzde önce beraberliği hedeflemişler. Gol yememeyi hedeflemişler. Sonra oyunun içerisinde
Gençler Birliği bizim orta sahada verdiğimiz 30-35 metrelik veya 20-25 metrelik büyük boşluğu görünce orta saha adamları da oraya elini kolunu sallayarak gelip orada rahat pas yapmaya başlayınca Gençler Birliği maçın sonuna kadar atak oldu. Topu kullanan oldu yani. Biz topu kapmaya çalışan pozisyonda oynadık. Evet. Ve kalesini korumak isteyen pozisyonda oynadık. Neyi hatırladık buradan? Reşit Hoca zamanını hatırladık. Ceza sahasının üzerinde 4 tane defans oyuncumuz, onların içine girmiş veya 1-2 metre önünde mancek ve taş. Efendim, Kolobos zaten nerede olduğu belli değil o. Dolaşıyor. O kadro şeyine geleceğiz hocam. Ayrı yok, bir sorun var onun. Ben oyunun bile hayal edelim, oyunu hayal edin. Evet. Ondan sonra forvet oyuncuları bizim o çizgi hattıyla şey arasında öndeki oyuncular arasında aşağı yukarı zaman zaman 30-35 metrelik fark oldu. Evet. Televizyondan bile kocaman bir alanın boş olduğu gözüküyor. Şimdi canlı izleyenler bizden daha net görüyorlar onu. Tribünden daha güzel gözüküyor. Şimdi böyle olunca Gençler Birliği takım baktı. Ya Kocaeli Spor şey yani önce savunayım sonra araya sıkıştırayım oyunu oynuyor. Ondan sonra bir hatamızı bekliyor. O zaman ben önce golü atayım diye. Zaten o kadar boşluk verirsen o boşluğu kullanmayan takımda da aptal derler yani. Gençler Birliği takımının orta sahada oynayan oyuncuları bizim oyunculardan daha atletik. Niye atletik? Çünkü sen taşla mancayı defansın önüne çaktın. Kolobos'un zaten atletik yönü zayıf. Kaldı tek başına. O da zaten bir oraya gidiyor. Bu nereye gideceğini de bilmiyor. Şimdi ne oldu? Oyunun hakimiyeti tamamen Gençler Birliği'ne geçti. Bunu niye anlatıyorum? Bu şu demek değil. Ya Gençler Birliği işte çok üstün oynadı değil. Biz yaptık. Öyle net bir pozisyon da vermedik hani. Tamam vermedin. Ama bak en tehlikeli defans çizgisi kendi kalene yakın olandır. Niye? Gençler Birliği atamadı sana. Yani iyi ver kaç yapamadı veya sen kapattın. O gün Musa çok iyiydi. Efendim Mazlum harikaydı. Semih uçuyordu. Neydi bizim sol bek Can? Ne Can'dı? Kerem Can. Müthişti. Benim abi kartal gibiydi falan. Ve vermedik. Ertesi maçı ne yapacağız? Bak ben şeklin yanlış olduğunu söylüyorum. Sporcu performansıyla sonuç almaya çalıştığım vakit insanız biz. Günümüz günümüzü tutmaz. Maç içerisinde dakikamız bile tutmaz. Bu dakika havada 3 takla atarız. Bir dahaki dakika ayağımızdaki topu kaptırırız. Ayağımızın altından kaçırırız. Onun için senin sistemin doğru olacak. Prensiplerin doğru olacak. Ben maçta prensip açısından yanlışları anlatmaya çalışıyorum. Yoksa işte Goye'ye bir topu takip etti. Orada başkası olsaydı takip etmezdi. O takip etti. Gitti attı golü. Değil mi? Evet. Hazırlanmış bir gol mü? Hayır, adamın yaptığı büyük hata. Biz mi yaptık yani? Erkaç mı yaptık? Topu kanada aldık da efendim golü penaltıya doğru hareketlendi. Onu çıkardık, vurdu. Hazırlanmış bir şey mi? Yok. Şimdi maçın ilk yarısında iki organize hatamız var. Var. Ne oldu? Biri işte konuşacağız daha sonra penaltı pozisyonu oldu. Bir tanesinde pasın şiddeti çok fazla Kolobos'un şeye verdiği Goya'ya verdiği pasta çok güzel pas attı ama şiddeti fazla olduğu için kontrol edemedi. Bir de kalecinin kurtardığı var Ramazan'ı. Tamam. Şimdi bunların hepsi bizim kontra oyundan geldi. Evet. Anlatabildim mi? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz oyunun inisiyatifini Gençler Birliği'ne verdik. Gençler Birliği aldı. Bereket ki Gençler Birliği takımı çok üst düzey takım değil. Zaten aldığı puan. Aslında birbirinden sonra daha çok verdi. Puan. Yani. Niye veriyorsun? Orada bir tedirginlik oldu. Yani. Şimdi Gençler Birliği takımının çok üst düzey takım olmadı. Zaten bu ligde öyle çok üst düzey bir takım yok. Yani bizim takımdan fersa üstü yok, takım yok. Bizim yani takım, gördük, bak sene başından beri söylüyorum. Ne diyorum? Hiç transfer yapmasan da
bu takım 8 ile 12'de bitirir dedim mi? Daha maçlar başlamadan. Evet. Doğru, şahitsin değil mi? Doğru organize olduktan sonra bu ligde, bu kadroda her takımı yenebilir. Hiç benim için sürpriz olmaz. Ama her takıma da yenilebilir. O da sürpriz olmaz. Niye? Çünkü oyun formatımızda sıkıntılar var hala. Biz topu hala kullanan bir takım değiliz. Hocam ama bir de böyle bir şey var. Kocaelispor devre arasında kadrosunu değiştiren, kabuk değiştiren ender takımlardan biri. Tamam da değiştirdiğin zaman, yani illa kabuk değiştirdin diye gelen oyuncular yıldız buldu değil ki. Normal oyuncular. Senin gelen oyuncuların iki tanesini kadroya bile almadın. Doğru mu? Bunu evet konuşacağız. Mehmet Yılmaz kadroda yok, Samatya'da kadroda yok. Yani şunun için söylüyorum. Hoca tercihidir. Ben onu karışmam. Oraya geleceğiz hocam. Yok, kadro ayrı bir sorun. Anlamını da söylemiyorum. Hocam şimdi şeyi söyleyeyim. Yani siz hani dolu tarafına baktığında bir puanın değerli olduğunu ben söylüyorum. Söylüyorsunuz ama dışarıdan gelen her bir puan değerlidir. İçeride kazanmak şartıyla. Hesabım, Kocaelispor'un şu andaki hesabı şu olacak. 2 maç 4 puan. Şimdi hangi maçımız var? Denizli Bursa. Değil mi? 2 tane maçımız var. Bu 2 maçtan 4 puan. İçeride berabere kaldıysan gideceksin Bursa'yı, Bursa'da yeneceksin. Niye? Denizli ile puan farkını korudun mu? Mesela örnek veriyorum ya. Denizli kaç puandı bakalım şimdi? Hocam oralara geleceğim. Uzmanlık sorularım var orada. Yani bunlar. Yani hem kadro hem şeyle gireceğim. Ve Kocaelispor. Yani maçın hikayesinde sizin önemli not aldığınız, gördüğünüz. Maçın hikayesi şu. Hiç artı bir şey var mı yani? Tabii? Var canım, artı bir şey var. Mesela Goya gibi bir oyuncu var. Artı olmuş. En azından forvette şu anda gol düşünen, gol kovalayan bir adamım var. Yani belki de hava hakimiyeti olan bir oyuncu. Ve futbolu bilen bir adam var. Evet. Mesela nasıl topu alacağını, nasıl buluşacağını, nerelere gideceğini. Almanya 2. liginden gelmiş. Panik yapmıyor. Evet. İyi bir oyuncum var. Ben Hur bildiğimiz gibi. Yani teknikte de Pereira'nın ısrarla söylüyorum. Pereira kanat oyuncusu değil arkadaşım. Onu kim kanat oynatıyorsa yanlış yapıyor. Bu hoca da geldi kanat oynatıyor. Pereira'yı bence antrenmanlarda, hatta bir maçın bir bölümünde, bir devre Kolovos'un oynadığı pozisyonda denenmesini düşünüyorum. Çok da iyi olur. Evet, Sisse'yi ısrarla sağ bek oynattık. Adam Menemen'de. Peki ben ne dedim burada Sisse için? Ve hatta Erzurum maçında da oynamıştı ve gol atmıştı. Ne dedim Sisse için? Evet. Bek'te oynatmaya adamı harcıyoruz. Şeyi koy sağ beke, Sisse'yi ön libero'ya koy dedim. Değil adam mi? Kendini buldu Menemen'de. İkide gol attı. Teşekkürler hocam. Rica. Evet Fikret hocam, sizin pencerenizden baktığımızda iki denk kuvvet aslında gözüken. İki tedbirli futbol oynayan. Tabii bizim burada canımız neye üzülüyor? Öne geçen bizdik. Verilmeyen bariz bir penaltımız var. Onu konuşacağız. O ayrı bir konu zaten. Masaya yatıracağız. Size göre artı ve eksileri nelerdi takımın? Şimdi artı eksilerden önce iki takımın da bir genel analizini yapmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hocam girişi yaptı. Biz de devam edelim. İki takım da birbirini iyi analiz etmiş ve oyunun özellikle ilk bölümünde, ilk yarısında iki takım da birbirini tartar bir şekilde o anlayışta bir görelim rakip nasıl, risk almadan, risksiz bir oyun, neler yapabiliyorlar, neler edebiliyorlar, bu düzende, bu anlayışta ilk yarıyı tamamlamak istediler. Ne kozumuz varsa da ikinci yarıya bunu uygularız. Önce bir rakibi görelim. İki takımın da bana göre teknik direktörünün düşüncesi bu yöndeydi. Ve o şekilde de oldu. Özellikle Gençler Birliği kendi sahasında olmasına rağmen o da çok temkinli oynadı. İki takımına daha çok orta sahayı rakibe vermeyelim. Orta sahada dengeyi kaybetmeyelim. Orta sahanın hakimiyeti bizde kalsın düşüncesindeydi İlk yarıda. Ve böyle bir ilk yarı bitirdik. İkinci yarıya geldiğimizde de yine maçın gidişatı bize bu maç berabere bitecek. Aslında öne geçtik. Öyle gösteriyordu. Evet. Ama
tabii ki maçın içerisinde de anlık hem rakipten hem de bizim yakaladığımız pozisyonlar oluyordu, olması da doğal zaten. İşte Mehmet Hoca maçı ilk yarıda kopartabilirdik demiş. Bence doğru bir söylem değil. Bir kere maçı ilk yarıda yani kopartamazsın. Şöyle maçın ikinci yarısı ne olacak? Kalan dakikalar ne olacak? Yani skor sen, avantajı olarak ya, ama skor avantajı şimdi ilk yarı 3-0 öndesin veya 4-0 öndesin. Maçı kazanacağına dair, mutlak kazandığına dair bir şey olur mu? Son düdük gelmeden biz maçı kopardık, maçı çevirebilirdik. Şunlar, Altın bunlar. Ordu maçı var ya örnek. Yani maç. Altın Ordu maçındaki teknik heyet, kadro ve ruh hali çok kötüydü o dönem. Ya tabii ki, ama ben buradaki şeye dikkat çekmek istiyorum. Yani hani illa hocanın söylediğini eleştiri açısından değil. Bir maç başlama düdüğü ve son düdüğe kadar kopardık, aldık, getirdik, ettik. Maç bizim deme şansımız yok. Dolayısıyla böyle bir söylemin de doğru olmadığını vurgulamak istiyorum. Biz Kocaelispor'a gelince de Kocaelispor Ankara'ya tamamen oyun kurgusu, oyun planı, oyun stratejisi olarak galibiyet üzerine değil, beraberlik üzerine kurgulanmış bir oyunla, anlayışla gitti. Hocamız da söylemiş işte biz Ankara'ya galibiyet için gelmiştik. Bunu maçtan sonra söylemek çok kolay, çok basit. Çünkü maçın gidişatına göre, maçın durumuna göre bunu yorumlamak önemli. Peki evet, şunu söyleyebilir miydi Mehmet hocamız maçtan önce? Burada demeç veremez miydi? Biz buraya kazanmak için gidiyoruz ve bütün planlarımızı kazanma üzerine yaptık. Ama her hoca bu şekilde düşünmez mi zaten? Hayır, yani şimdi söylemle realite arasındaki, sahada gördüğümüz arasındaki farkı açıklamaya çalışıyorum burada. Bizim gördüğümüz sahada 90 dakikada kurgulanan ve oraya götürülen kadro, sahaya sürülen kadro, oyuncu değişiklikleri oraya galibiyet için gitmediğini gösteriyor. Kadro derken şunu da söyleyeyim. Bizde kalan 4 futbolcudan dolayı mı? Ya onlar da var. Tabii ki kadro sana bir şey. Onu söyleyeceğim zaten. Gösteriyor. İkinci bölümde konuşacağız. Bunun dışında akan oyunda, oyunun gidişatında, şunu da söyleyeyim, bitireyim. Oyunun gidişatında kalecimizin. Hayır, bunu neden soruyorum? Şimdi iki tane uzman antrenör varken, hani sizin maça bakışınız farklı olduğu için yani 10 tane puan, yani 10 puan üzerinden kaç artısı, kaç bunun eksisi kaç? Yani şu an alınan Mehmet gibi hocanın mı artısı? Hayır, takımdan bahsediyorum. Şimdi takımı şöyle işte söylüyorum. Atıyorum 3 artısı şimdi, 7 eksisi mi var? Buradan şunu söylemek istiyorum. Şimdi galibiyet için oradaysan sen, akan oyunda biz kalecimiz İsmet'in zaman zaman out atışlarını gayet yavaş bir şekilde kullandığını gördük. Galibiyet üzerine kurulan bir takımda kaleci topu oyuna sokması yavaş mı olur, hızlı mı olur? Zaten İsmet topu oyuna çok iyi sokmuyor. İsmet'i eleştirmek için söylemiyorum. Yani maçtan sonraki söylemlerle hocam, bir dakika, maçın araya içerisindeki gireyim. Hocam bir saniye o zaman. Yani şimdi hani vakit dediniz ya hocam, gözünü seveyim ya, Kocaelispor yani biz Keçiören Gücü'nün yaptığını gördük burada. Yani şimdi burada bak, ben farklı bir maç mı seyrettim? Ben hani, şimdi, hayır, burada şimdi vakit şöyle geçirme falan değil. Bak burada başka bir şey açıklıyorum Yiğit abi, farklı şeyden alma. Ben demiyorum ki şey, bu 0-0'ken mi bahsediyorsun? 1-0'ken. 1-0'ken normaldir yani. 1-0'ken de 0-0'ken de biz böyle işte diyorum ya, kalecimiz topu aldığında ya sen izlerken görebiliyorsun onu. Yani oraya galibiyet için mi gitmişsin, beraberlik için mi gitmişsin? Oyun kurgusunun ne olduğunu görebiliyorsun. Bunu kalecimizin yaptığı işte degajlarda, o out atışlarında topu oyuna sokmasında da gördük. Dolayısıyla hocam şu da var, oyuncu değişikliklerinde de gördük. Değil. Defans çizgisinin nerede olduğunu bir bakarsan. Ya bir de hocam zaten Gençler Birliği takımı hızlı hücuma çıkabilen, İşte kapanan, ikinci bölge savunması yapıp kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkan bir takım. Dolayısıyla bizim de oyun kurgumuz hocamın dediği gibi neydi? Bu Gençleri Birliği'ni, bir de hocamız şöyle bir demeç de vermiş okuduğum kadarıyla. Gençleri Birliği'nin kendi silahıyla vurulması gibi bir şey söylemiş. İşte nasıl vurursun hızlı atağa çıkan kendi takımı? Kendi, ya silah nedir? Kontra atak. Kontra atak oynayan bir takım.
Sen de ne yaparsın? Kontratak oynayan takıma geride yaslanırsan, savunmanı birinci bölgeye kurarsan, arkada boşluk bulup kontratağa çıkabilir bir rakip. Çıkamaz. Evet. Biz de öyle oyuna başladık. Bir şey söyleyeyim bu hocam. Bu kurguyla oyuna başladık. Dolayısıyla bitireyim, toparlayayım. Başlangıçtan sonuna kadar oynadığımız futbol, oyuna yapılan hamleler, oyuncu değişiklikleri bizim Ankara'ya kazanmak için gittiğimizi göstermiyor. Bana göstermedi en azından. Bunu çok net olarak söylüyorum. Dolayısıyla biz Ankara'ya net olarak gözüken şu, beraberlik üzerine kurgulanmış ve hafta içinde çalışılmış bir anlayışla gittik. Ama orada bulduğumuz fırsatlarda da galibiyete dönebilir miydik? Dönebilirdik. Evet. Hocamız da herhalde bu bulduğumuz fırsatları maçtan sonra biz buraya galibiyet için yani geldiğe dönüştürmüş diye düşünüyorum. Oynadığı futbol sizi şey yapmadı, tatmin etmedi. Ona da geleyim. Hocamız şunu da söylemiş. Oyunumuz çok gelişti. Oyunumuz çok gelişti demiş. Hocamız geldiğinden beri kadromuz değişti. Ama oyunumuzun çok geliştiğini ben söyleyemem. Öyle bir şey görmedik. Oynanan 6 tane maç var değil mi hocamız geldikten sonra? Evet. 6 maçın hiçbir tanesinde kazandığımız 2 tane galibiyetimiz var yanılmıyorsam. Evet. 2 galibiyetin zaten bir tanesi son dakikalarda geldi, Ankara Keçiören galibiyeti. Hiçbir tanesinde biz oyun gücüyle maç kazanmadık. Ya da berabere kaldığımız maçları da bunun içine katarsak oyun gücümüzle veya maçın 90 dakikalık bölümünde dominant bir oyunla biz sahada hiçbir zaman olmadık. Oyunumuzu rakibimize kabullendirdiğimiz bir oyun olmadı. Rakibi oynadığımız çok gelişti dediğimiz oyunumuzla hiçbir zaman ezmedik. Hocam o zaman bir araya gireyim. Hani burada program zenginleşsin diye. Dolayısıyla buradan biz eğer oyunumuz çok gelişti dersek burada da yanılırız. Evet, oyunumuzda bence geçmişe göre gelişti hocam. Oyunumuzda geçmişe göre yani, iyileşme var mı? Var, zaten söyledik. Çünkü ama bakın Yiğit abi bunu söyledik zaten geçmiş tamam. programlarda ama biz burada oyunumuzda iyileşmeler var diye oyunumuz çok geliştiğiyle bunu açıklarsak sonraki haftalarda ilerleyen haftalarda bu bize olumsuz yansır. Oyunumuz tabii, yani oyunumuz henüz gelişmedi. Lazım. Oyunumuzun ben çok eksikleri var ama bir önceki özellikle ilk yarıdaki oynadığımız oyuna göre biraz daha evet. Oyunumuz gelişti. 2 dakikalık reklam arası var. Hocam siz de notunuzu alın. Bu soruyu soracağım. Çünkü bu istatistikler benim hep kafamı karıştırıyor. Şimdi Kocaelispor bence şimdi ilk yarıdaki ben Gençler Birliği'nin İzmit'te nasıl maç kazandığını hepimiz hatırlıyoruz. Yani şansa valla işte kaleci hatalı. Biz verdik. Geçen hafta Keçiören Gücü gibi ayağa top oynayan, hücumda iyi olmasına rağmen yani Keçiören Gücü bildiğimiz işte çamur yaptı yani. Yani bir puan almak için uğraştı. Evet. Beceremedi. Şimdi istatistiklere bakıyorum. Maç golikten. Kocaelispor'un rakip ceza sahasında topla buluşma 26. Hocam notunuzu alın. Evet. Ev sahibi takımın 17. Kocaelispor kornerlerde 4-2 önde. Serbest vuruşlarda 18'de 2 önde. Gol beklentisi Kocaelispor'da 1.18'de 2 mi? Evet. Serbest vuruş. Evet. Gol beklentisi Kocaelispor'da 1.53, ev sahibi takımda 0.91. Toplam oynama %55 gençler, %45 bizde. Hani bir deplasman takımı gibi mi oynadık yoksa bir ara hakikaten maçı 3 puan için almak için mi? Son 20 dakikasında katılıyorum. Son 20 dakika deplasman takımı gibi oynadık. Hocam kısa bir reklam arası. Değerli izleyiciler, evet ikinci bölümde iki hocamdan maçın diğer detaylarını konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizinle birlikteyiz. Evet Levent hocam, evet. Ben bu istatistiklere bazen kafam karışıyor açıkçası. Evet maçın belirli bölümlerinde Kocaelispor'umuz ilk yarıdaki girdiği pozisyonlarla öne geçecek taraftı.
öne geçtik. İşte 60'tan sonra birbirinden sonra Gençler Birliği galibiyete daha yakın gözüktü. Ama gene de böyle aman öyle yok. Baskı yok, şey yok. Yani sadece topla fazla oynadı. Topla fazla oynadı. Ona biz müsaade ettik. Açıkçası ben de hani son benim klasik bir lafım var. Hani 85'ten sonra eğer atamıyorsan da deplasmanda yemeyeceksin. Yani değerlidir. O kadar senin yol lafın gidiyorsun. Mı? Bizim hoca duydu demek ki senin lafını. Son bir dakika Kubilay'ı soktu oyunu. Şey vakit çalmak için. Ama Gençler Birliği hocası da soktu hocam. Bana ne ya? Ben benim hocama bakarım. O zaman bakarım. Hepsi bir puana razı. Gençler Birliği puan alınca hani ben de seviniyorum. Hani galibiyet için gitmiştik Ankara'ya. Ay bana ne? Gençler Birliği hocası onun hocası. Ben kendi hocam oldum. Galibiyet için gitmedin de yenilsin mi yani? Yenemiyorsun. Abi bak biz burada söyledik ki. Evet Gençler Birliği deplasmanı. Gençler Birliği senin rakibin. Burada beraberliği ben eleştirmiyorum. Gençler Birliği bizim rakibimiz. Söylemle eylemin farkını vurdu. Evet neyse. Yani sahada gördüğümüzle maçtan sonraki hocamızın açıklamaları birbiriyle zıt şeyler. Şimdi bizim sahada gördüğümüz buraya beraberlik düşüncesiyle gidilmiş. Ama tabii ki bulduğumuz pozisyonlara ya biz buraya beraberliğe geldik atmayalım. Öyle bir düşünce olabilir mi? Bulursa futbolcu bunu değerlendirir. Gençler Birliği takımı da aynı şekilde sahaya çıkmış aynı düşünceyle. O da temkinli oyun oynuyor. O da Kocaelispor'dan çekiniyor. Böyle bir kurgu ya var. İki çekingen takımın mücadelesi oldu. Bu galibiyet için oraya gitmişiz. Giden bir takımın bir tane forvetle mi gider oraya? Babakar'a bir sakatlık. 30. dakikada Babakar sakatlandı. Çıktı oyundan. Kimi sokacağız biz oyuna? Galibiyet için gitmişiz Ankara'ya. Kimi sokacağız? Onu geleceğim hocam. Yani dolayısıyla bunlar antrenörün bir camiayı, Kocaelispor gibi büyük bir camiayı temsil etmesi ve maçtan sonraki açıklamaları da bu camianın büyüklüğüne yakışır şekilde doğru ve onu izleyen kitleye, onu izleyen büyük camiaya şeyi de çok iyi olmalı. İletişim de çok iyi olmalı. Doğru mesajlar verilmeli diye düşünüyorum. Ben o yüzden bunun üzerinde çok durdum. Bir de vurgulamak istediğim, hani farklı bakarsınız ya da bakmazsınız bilmiyorum. Hakemlerle ilgili de çok hocam, iki takımın teknik olur. Direktörü de var, hocam, aynı var, açıklamaları hakem yapmış. Kadro o da var. Çok şey bulmuyor. Geleceğim ben oraya. Hocam istatistikle ilgili şimdi istatistikler de baktık, arada baktık ya, orada bazı istatistiklerde kafamıza yatmayan şeyler var. 3-4 tane makul olanlardan bakalım. Biz 4 korner atmışız. 2 tane atmış, tamam. Onda bir sıkıntı yok. Rakip ceza sahası. Rakip ceza sahasında topla buluşma 26'ya 17. 26'ya 17. Rakip ceza sahasında buluşma. Doğru, bu da doğru. Ben topla buluşma diye aldım. Halbuki rakip ceza sahasında. Bu doğru. Çünkü biz Gençler Birliği'nin ceza sahasına daha çok girdik. Onlar genelde kontra girmeye çalıştı. Kanatlardan zorladı. Yani orta sahada bizden daha etkiliydiler. Ceza sahası içerisinde etkileri yoktu. Evet. Biz daha etkiliydik. Nitekim bunu nereden görüyoruz? Gol beklentisi rakamımızda bizim yüksek. 1.53. Onların 0.91. Evet. Yani bizim bir önceki ceza sahası içerisinde topla buluşma rakamının doğru olduğu çıkıyor burada ortaya. Topla oynama %45 biz, %55 onlar. Doğru. Maçta görünen de oydu. Onlar daha fazla topla oynadı. Zaten onu söyledik. Kocaelispor'un zaten oyuncu profili nedeniyle oynamak istediği oyun da o. Fazla böyle topla oynamayalım. Bir iki önce, oyuncumuz var, onlar da zaten vasatlar. Bir an önce hücuma çıkalım. Daha çok da kontra. Şimdi kontra demiyorlar. Aslında hızlı oyun değil mi? Evet. Yani biraz daha hızlı çıkalım oyunu. Şutta bizim 4, Gençler Birliği'nin 6. Bu da makul. Niye? Kontra oynamak isteyen bir takım ceza sahası dışından çok şut atmaz. Çünkü ceza sahası dışından şut atan takım yerleşmiş savunmaya hücum yapan takımdır. Evet. Biz yerleşik savunmada karşıladık Gençler Birliği'ni. Onların şut atması da normal. Yani bu rakamlar maçı anlatmış. Şimdi normal. Hocam o zaman kadroya gelelim. Kadroya baktığımızda Musa Nizam ilk 11'de başladı. Berkay'ın sakatlığından dolayı. Beklenen bir şeydi. Geçen hafta burada zaten konuşmuştuk. Onun dışında Keçiören Gücü'nün başındaki aynı kadro. Yani bir kadro istikrarı gözüküyor. Şimdi
tartışılan şu, hocamızın söylediği bir söz, formayı giyen, hak eden, yani kaptırmadığı müddetçe devam edecek şeklinde. Şimdi baktığımızda İzmit'te kimler bırakıldı? Formaya giyenler saklıyorlar mı formaları? Saklıyorlar yani. Kapmasın kimse. Uğla yapıştırıyorlar herhalde. Şimdi Mehmet Yılmaz gerçekten kaliteli bir oyuncuydu. Koronaya yakalandı. Oyuncuydu. Du. Çünkü niye? Bize şu an gelince bozuldu mu? Hayır, 2 haftadır, 3 haftadır yok. Orada Semih Karadeniz görev yapıyor. Atilla zaten biliyorsun çok eleştirilen bir isimdi. Korcan zaten aynı şekilde. Şimdi İzmit'te kalanlar kim? Samet Ali. Şimdi az önce Fikret Hocam'ın sorduğu gibi. Evet, Samet Ali'yi biz o zaman neden aldık? Bir. Mehmet Yılmaz'ı neden aldık? Hem İki. De transfer şey bonservis. Bonservis vererek Keremcan dahil. İşte Diogo haftalardır yoktu. Artık 90 artı 1'de mi girdi? Yani işte uzatmalarda girdi. Maalesef hiç düşünmediğimiz Omolo'ya yer açmak için Sisli'yi gönderdik. Omolo'yu zaten kimse beklemiyor. Yiğit Ali bu arada tamamen Bolu maçının ikinci yarısı oyuna girdikten sonra artık tamamen unutulan bir isim. Burada şimdi hakeme geldiğimizde konuşacağız ama bundan sonraki haftalarda kadroda nasıl bir değişiklik veriyorsunuz? Örneğin Kolovos tam bir hayal kırıklığı. Yani ne yaptığı belli değil. Ama yıldız olarak aldık. Beklentinin çok altında kaldı. Pereira'yı biliyoruz. Bal yapmayan arı. Siz beğeniyorsunuz. Evet, bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Bakın, ben beğeniyorum anlamında söylemiyorum. Futbol bilgisi olarak. Pereira'yı biz kanat oynattığımız müddetçe hatalı oynatıyorsun diyoruz. Kanat becerileri yok adamın yani. Şimdi bir kanat oyuncusu tarif ederken bir takım şeyler tarif edersin. Pereira'da onlar ben görmüyorum. Yani Sisse'de yaptığımız hatayı mı yapıyoruz? Vardı. Yani Sisse'yi bir sağ beke monte etmiştik. Ama ben Sisse için demedim. Ben olsam ön numara oynatırım. Sisse futbolu biliyor. Sağ bekte yazık. Şimdi bak. Sağ bekte Sisse, Semih, Mehmet Yılmaz. Yani o bölgeye harcadığımız para güzel. Güzel ama bir para. Gerek var mı? Gerek sen yok. Sisse gibi futbolu bilen, topla ilişkisi iyi bir adamı yok ettin gittin. Hocam kadroyu bir değerlendirin, bir de hocamızın hamlesinde. Şimdi bir kere hamleler bu sefer işe yaramadı. Hani Kolovos çıktı, Diop girdi. Neye Reşat, girdi Diop? Sebep işte orta saha işte biraz daha kuvvetlendirmek adına benim düşüncem yani şimdi, o. Şey, işte Reşat vasattı, oyuna girdi, hatta onun kanadından yedik golü. Reşat. Kolovos çıkıyorsa İlyas Kubilay'ın girmesi gerekmiyor mu? Şimdi bak anladım. Hepsine bak. Hocam bize bir anlatın. Soruyor. Şimdi olay şu. Reşat'ı oyuna sokarken ne bekliyorsun? Değil mi? Reşat'ı ve şeyi Diop'u oyuna sokarken oyunda ne gibi bir değişiklik düşünüyorsun? Şimdi bizim antrenörlerimizin, bak yıllardır anlatırım, yazarım, söylerim. Bizim antrenörlerimiz oyuncu değiştiriyor. Oyun değiştirmiyor diye burada değil mi? Bas bas bağır. Bu ne demektir? Yeni yeni ulusal basında, bu televizyonlarda bizim burada söylediğimiz oyun değiştirme meselesi konuşulmaya başlandı. Bilmiyorum nereden duydular. Bizi takip etmiyorlar herhalde. Ediyorlar. Bilmiyorum. Bak ben yıllardır söylerim. Antrenörler oyun değiştiren insanlardır. Oyuncuyu taraftar da değiştirir. Çok duydun değil mi benden bu lafı? Şimdi biz maçı durdursaydık o dakikada. Dönseydi hoca bizim gazeteci arkadaşlara, çoğu da futbol oynamış adamlar değil mi? Ya kimi değiştirelim filan deseydi inan o isimleri söyler. Yönetime sormasın mı? He? Yönetime dönüp sorsun. Onlar da söyler. Ya bu şey Pereira formsuz, al bunu oyundan. Reşat'ı al. Kolovos'u al. Çıkart Kubilay'ı koy. Şimdi sen Reşat'ı nereye soktun? Sağ açığa soktun. Değil mi? Yani sol açığa soktun. Ben Hur oraya. Yani senin oyun formatın değişti mi? Hayır. Aynı oyun. Şeyi nereye aldın Diop'u? Orta sahanın önünü aldın. Değil mi? İki tane ön libero var. Onlar. Kolovos'un yerini aldın. Niye aldın Kolovos'un yerini? Kolovos çünkü fazla koşan, atletik bir oyuncu değil. Kaybettiği topları peşinden şeyde koştu. Orta sahada çok büyük boşluk oluştu. O boşlukta hiç olmazsa Diop'un atletizminden faydalanırım diye düşündüm. Faydalandın mı? Hayır. Hayır. Ve Reşat'ın da defansif yönü de zayıf. Bak, faydalandın mı? Hayır. Reşat'ı oyuna alarak, efendim, kontraya çıkarım
diye düşündün, değil mi? Çıkabildin mi? Hayır. Kimle yakaladın pozisyonları? Gueye'yle. Çünkü koşu yapacağı yeri bilen, bilerek oynayan, sende şu anda ben o dahil söylüyorum, bir tek Gueye var. Yani adam futbolu bilerek oynuyor. Babakar. Biz ona öyle diyoruz. Peki Babakar. Babakar değil. Rakibin bireysel hatası var orada. Çok ciddi yok, bir yok hatası. Yok onu ama takip etmesi önemli. Yani, aynı şeyi başka oyuncumuz takip eder mi etmez. İstanbulspor maçında evet. O iki çarpıştırdı yani orada. Şimdi adam, bak ben o gözle izliyorum. Adam futbolu bilerek oynuyor. Şimdi mesela yaşlı futbolcular diyelim, atletizmi zayıflamış futbolcular, Fenerbahçeli Alex'i düşün. Alex koşar mıydı? Ama koşan 10 kişiden daha çok iş bitiriyordu. Niye? Duracağı yeri bilir, buluşacağı yeri bilir, verme topu verme zamanını bilir, alma zamanını bilir. Şimdi futbolu bilmek, biz Dino'yu niye çok beğeniyorduk? Hatırlayın burada neydi? Futbolu bildiği için, antrenör gibi düşündüğü için, değil mi? Bir de bu şeylerini, düşüncelerini ayaklarına da yaptırabilen bir oyuncu. Şimdi bu Gueye, Babakar da futbolu bilerek oynuyor. Ya çok kötü oynayacağım maç olur, öyle olur, böyle olur, olabilir insan hali. Ama bizim takımın şu anda forvetinde oyunu bilerek oynayan tek oyuncu. Ben Hur, aynı seviyeye koyar mısın Ben Hur'u? Ne yapar Ben Hur? Ya alır son, topu, son, atar koşar. Son vuruşlarda et. Bak, atar koşar. Evet. Değil mi? Rakibin arkasına top atarsın, gayet güzel alır gider. Cesurdur, gayretlidir filandır. Ama Ben Hur'u bu bilerek oynuyor. İşte rakibe şöyle dönüyor, böyle dönüyor, şöyle buluşuyor. Diyebilir misin? Diyemez. Reşat'a hiç diyemez. Değil mi? Ne yapacağı belli değil Reşat. Şimdi bunları niye anlattım? Oyuncu değiştirdiğin vakit, beklenti oluşturduğun vakit, değişiklik ne demektir? Beklenti değil midir değişiklik? Ben şimdi Fikret'i çıkartıyorum, Yiğit koyuyorum oyuna. Yiğit'ten beklentim var değil mi? Defansif olabilir, efendim forvet olabilir filan filan. Şimdi bu beklentin ne senin Reşat'tan, ne yapar? Hangi özelliklerinin ne yapmasını bekliyorsun? Anlatabildim hocam, mi? Hocam Reşat'ın defansifinin zayıf olduğunu gördük değil mi? İstanbul ve bu maçta adamı kaçıran... Peki şimdi defa hücum yönü iyi mi? Sallantı. He? Sallantı da yani. Hücum yani biz Reşat'ı şöyle gördük mü? Ben Hur'un yaptığı işleri Reşat'ta gördük mü? Yok. Babakar, Goye diyordum yine. Babakar'ın yaptığı işleri Reşat'ta görür müyüz? Yani öyle bir ihtimal var mı? Yok. Ya o yok, bu yok. O zaman ne bekliyoruz? Ben niye oyuna kondu demiyorum. Ha, sakın yanlış anlama. Ben ölçülere girmem. Hocanın sorumluluğunda. Ben o oynasın, bu oynasın deme ukalalığı da yapmam. Ben şimdi sesli düşünüyorum. Antrenörüm, kenardayım. Bir beklentiyle oyuncu soktum. Şimdi biz, bizim antrenörlerimizin birçoğu oyun değiştirme konusunda sıkıntıları var. Şimdi biz orta sahada bu kadar geniş alan bırakmışsak, değil mi? Niye mesela 4-4-2 oynamıyoruz, dönmüyoruz? Orta sahada madem 3 kişiyle kontrol edemiyoruz, hoca da o defansın içine giren 2 tane ön libero'ya çıkın falan demiyor, değil mi? Evet. O zaman orta sahaya bir tek Diop değil de ikinci bir orta saha oyuncusu daha koy. Veya İlyas diye 90'da oyuna girer. Örnek. Bak kişilerle değil, ben oyundan bahsediyorum. Ama hocam nasıl kişilerle konuşmayacağız bak, hocam? Kişilerle değil. Ankara'ya galibiyet için gittiğimiz bak, için. Bak niye niye ben kişilerle ilgili konuşmuyorum biliyor musun? O hoca tercih. Ben oyundan bahsediyorum. Diyorum ki ya bizim orta sahada kocaman boşluk oluştu. Biz bununla Diop'u soktuk, atletik matletik ama olmadı. Gene boşluk var orada. Çünkü olmuyor. O zaman biz ne yapalım? Dörtlü orta sahaya dönelim. Değil mi? Orayı kapatalım. Önce bir orta sahadaki bu eksikliğimizi bir giderelim. İleride de Ben Hur'la şeyle oynayalım. Ne derler ona? Babakar. Babakar'la oynayalım. İşte oradan sağ taraftan atıyorum. Diop atletiktir. Onun için Mehmet'in mesela olmamasına
en çok eleştiri ben yapacağım yani. Şimdi Mehmet oyunda olsa evet. Tamam Semih oynasın bir şey değil. Mehmet tak sağ öne atar mısın? Alır orada atak yapar mı? Hem kapatır hem yapar değil mi? Yeteneklerini biliyoruz Mehmet'in oyun tarzını. E bak eksik kaldı işte. Yani şeyi alacağına oyuna, Reşat'ı alacağına Mehmet tarzı bir oyuncuyu alırdın, hem kapatırdın hem hücum yapardın. 70 metre gideceğine değil mi? 50 metre giderdi, 30 metre giderdi. Zaten Beynur da yoruldu. Şimdi anlatabiliyor muyum? Şimdi Fikret Hoca'ya topu geçirmek için uğraşıyorum ben. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? Yani bizim yaptıklarımızın bizim gibi antrenörler seyredenlerde bir mantığının olması lazım. Onu görmüyorum ben ya. Yani. Onu görmüyorum. Niye yaptığımızı anlamıyorum. Niye mesela dediğin gibi Kubilay'ı son bir dakika aldığımızı anlamıyorum. Bu bir soru işareti. Tamam. Fikret Hoca'ya vereyim topu. Çünkü bu çok uzun bir konu. Hamle oldu. Çok uzun evet. Bir konu ya. Şimdi hocam tabii ki galibiyet için giden bir takımın görüntüsü yoktu. İşte hocayı da destekledim söyledikten. Savunuyorsunuz. Zaten bu son oyuncu değişiklikleri yani son 20 dakikaya göre ben de evet sizin dediğiniz gibi düşünüyorum ama bence şöyle bir şey var galiba. Yani aradaki puan farkı iki takımın yakın olması eğer Kocaelispor oraya Gençler Birliği'nin atıyorum yenme galibiyete ihtiyacı olsaydı dediğiniz gibi yenmeye gidebilirdi. Ama maç içinde bu gelgitler oluyor ya. Şimdi ben oraya biz neden galibiyet için... Kocaelispor 2-0 kazansaydı dün akşam. Şöyle söyleyeyim. Oraya biz neden galibiyet için gitmedik diye bir şey söylemiyorum. Ben sadece... Gitmeli. Şunu diyorum. Bence kurgu doğruydu. Rakibimizle oynuyoruz. Değişiklikler de doğruydu. Çünkü kurgu beraberlik üzerineydi. Biz oradan yenilmeden dönmemiz gerektiği için hocamız değişiklikleri de doğru yaptı. Yani her deplasman takımının mantığını aslında. Her deplasman takımı farklı, rahat olursun ayrı bir şey. Ama Gençler Birliği senin en ciddi rakiplerinden bir tanesi. Rakibinle oynuyorsun Ankara'da. Oradan yenilmeden dönmek gerekiyor. Ama galibiyetle dönersen harika bir şey olurdu. Kila avarajı da dolayısıyla avantajın birinci önceliği hocamız çalışmış, onu kurgulamış ve bu kurguyla, bu stratejiyle Ankara'ya gidilmişti. Yapılan değişiklikler de bize bunu gösterdi. Ve değişikliklerin de doğru olduğunu savunuyorum. Neden? Çünkü kurgumuza göre doğru olduğunu savunuyorum. Ama galibiyet için maç sonu açıklarsan sen biz buraya galibiyet için gelmiştik. O zaman o değişiklikler doğru sayılmaz. Gelmemiş miyiz oraya? Doğru olmaz. Değil biz oraya galibiyet için gitmemişiz. Biz tamamen Gençler Birliği'ne yenilmeyelim. Yenilmeden buraya dönelim. Yenersek harika olur ama mutlaka yenilmeden şehrimize dönmemiz lazım düşüncesiyle, anlayışıyla garanti. Gitmişiz. Bu bir. Evet, kadroya gelelim. Bunu netleştirdik bir kere. Tamam, kadroda. İkinci bir şey, bunu da söyleye söyleye gidelim. Oyunumuzu çok geliştirdik. Oyunumuzu çok geliştiremedik. Oyunumuz birazcık gelişti ama yetmez. Bu oyun bize yetmez. Çok geliştirmemiz lazım. Doğru. Ama çok geliştirmedik. Doğru. Bakın çok Bitti geliştirmemiz lazım. Daha iyi olmamız lazım. Ama çok geliştirdik dediğimiz anda yok. Oraya noktayı koyarız. Çok diyen bu hocamız kimse... öyle söylemiş. Çok. Ben yok, sanmıyorum. Ben maçtan sonraki hocanın neye göre çok geliştirdik? Hocanın demecinde şunu okudum. Oyunumuzu çok geliştirdik ve bu geliştirdiğimiz bu oyun bundan sonraki maçlara yansıyacaktır diye bir demeç vermiş maçtan sonra. Ben de diyorum ki oyunumuzu hocam, çok... Bizde de yaptı o açıklamayı. Öyle bir çok geliştirdik diye bir açıklama yok. Nereden okudunuz? Ben okudum. Nereden okuduğumu bilmiyorum ama yani söyleyebilirim. Galiba maçtan sonraki açıklama olmayabilir. Özel açıklama da olabilir. Hocam hocalar kimseye özel açıklama yani servis edilen haber. Spor 41'de okudum. Eğer bu söylenmişse yanlış. Spor 41'de okudum. Hocam dediği gibi söylemişse yanlış. Ama buradan şunu söylemek lazım. Hocam her söylenene inanmayın bence. Ben burada yani okudum. Yani şu an resmi normal ajanstan geçen şeylerde istiyorsanız hemen size onu okuyabilirim. Okuyun hocam, merak ettim ben. Çünkü burada biz hani doğru şeyi de vermemiz gerekiyor. Neden kesinlikle, biliyor musunuz? Kesinlikle. Bu haberi ben de yaptım çünkü hemen bakıyorum çıkan haberi.
Siz devam edin hocam, ben bakacağım. Şimdi siz de bakın, tabii ben de buldum, okuyabilirim. Tamam, okuyun hocam. Son 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynadık başlığı altında. Bu son bölümünde şöyle diyor. Oyunumuz çok gelişti. Bundan sonraki süreçte bu oyunların karşılığını 3 puanla alacağız. 3 puan olarak neticelenmesini bekliyoruz diyor. Şimdi 5 maçın bir daha okur musunuz orayı? Son 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynadık. Başlığının altında. Tamam. Son bölümünde, o paragrafın son bölümünde oyunumuz çok gelişti diye bir şey var. Çok gelişti. Oyunumuz çok gelişti. Ben de hemen o zaman okuyayım hocam. Bu normal ajansların tüm Türkiye'ye servis edilen haberi, bize de geldi aynı şekilde. İlk yarıda yakaladıklarımız ve kaçırdığımız pozisyonlar var. Şurası, maçın geneline baktığımızda hak ettiğimiz bir galibiyet. Şuranın son bir oyunumuz çok gelişti diye okudum ben. Buradan şunu söylemek lazım. Ya oyunumuzun gelişmesini çok istiyoruz biz. Zaten bunu söyledik. Ha oyunumuzun çok gelişti dedik mi oraya noktayı koyarız. Bundan sonraki seviyeyi yukarıya çıkartamayız diye düşünüyorum ben. Oyunumuz çok gelişmesi lazım. Doğru. Evet. Ama henüz çok gelişmedi. Gelişme ihtiyacı var. Bundan sonraki i̇lk, maçlarda... Bence bu ilk maçına göre söylüyor belki de bunu. Bolu maçına göre söylüyor. Yok, şu anda geldiğimiz durumda oyunumuz çok gelişti diyor. Oyunumuz çok gelişmedi ama çok gelişmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum ya ben. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ligde kalmak için çok çok daha iyi olmamız lazım. Kesinlikle. Bir bu de, şekilde kalamayız. Şunu da eklemek gerekiyor. Bu şekilde kalamayız demeyelim. Şimdi bundan sonraki içeride... Hayır burada bence bir savaş başlatalım. Biz tabii bence ki. Bir birlik beraber bir kurtuluş şimdi, savaşı başlatalım. Yani gireyim. Yiğit gibi düşünen çok sayıda taraftar var. Tabii bak şöyle söyleyeyim. Hatta ben size. Hatta çok ümitsizler var. Bakın şöyle söyleyeyim. Kocaelispor 6. sıradayken ben burada Levent Koç'a diyordum ki aman aşağılara dikkat, sen panik yapma. Ben bu camianın 35 yıldır içindeyim. Bizim mesela camia o konuda ben çok rahattım. Yani şey, bizim camia öyle bir kaygan zemin var ki bakın ben artık bundan sonra Kocaelispor'un, sakın yanlış anlamayın Fikret Hocam, Levent Hocam, Kocaelispor berbat oynamış, Kocaelispor oyununu geliştirmemiş, Kocaelispor 3 puanı top toplayıcının yaptığı asistle atıp 3 puanı alıyorsa benim için eyvallah. Herkes neyi kaçırıyor biliyor musunuz? Biz bu ligye gelmek için 10 sene 11 sene çileler çektik, köy kasabada ulaştık. Allah korusun o bataklığa bir daha geri dönersek bu işin içinden çıkamayız. Seneye gene çıkarız filan, o kadar kolay değil bu işler. Biz hala hangi bu ligin değerini bilemiyoruz. Takım bir şekilde Musa Barış Akçay döneminde hocam 8 maç 16 puan topladı bu takım. Eleştiri şuydu: korkak futbol, berbat futbol, çağ dışı futbol. Gençler Birliği menemene bir top oynamaya çalıştık. Hemen bizi alaşağı ettiler. Ya, yani ben size katılıyorum antrenör olarak tabii ki. Ben de istiyorum Barcelona gibi oynayalım. Şimdi dün Galatasaraylı bir arkadaşım şunu söyledi. Barcelona 4-0 mı yendi? Galatasaray mı? Yok şeyi Real Madrid'i deplasmanda. Bilmiyorum. Yendi ama kaç? Bilmiyorum. Futbol sever aklı. Bilmiyorum. Hocam ne dedi biliyor musun? Bizde de Real Madrid'den iyi takımız. Bak şimdi. Ben de ona diyeyim ki o zaman Gaziantep TK'da Barcelona'dan iyi takım. Doğru söylüyorsun. Tamam. Yani, hem de bayağı iyi. Yani bu ülkede bu futbol aklı ya o kadar bir yere geldi ki araya girdim. Hani ben şu anda Kocaelispor'a 3 puanı Fikret Hocam maratondan basın türümden ortamı yapar. Levent Hocam taç atışını mı kullanır falan. Yani biz şu anda kalan 9 haftada şu an ateşin hocam sıcaklığı hissediyorsunuz değil mi? Ateşin tam kenarındayız. Şöyle, ve hani artık bu saatten sonra Kocaelispor'un bence birlik beraberlikle şu iç saha maçlarına motive olması gerekiyor. %100 katılıyorum sana. Reklam arası mı? Tam böyle havaya girdim. yönetmenimizden geldi. Hocam kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Evet notumu değerli alıyorum. İzleyicilerimiz bizden ayrılmıyorsunuz. 3. bölümde karşılaşmanın hakemini konuşacağız ve zorlu fikstürden bahsedeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
İzleyiciler, 3. devrede tekrar birlikteyiz. Sevgili hocam, fikstürü sormadan önce maçın hakemine değinmek istiyorum. Şimdi maçtan önce Ankara doğumlu olduğu için tabii yeşil siyahlı camiamızı bir endişeye sevk etmişti. İşin tuhaf yanı şu. İkametgahı Ankara mı hala? Yoksa doğduğu yer mi? Yok, şu an değil. Babasının görevi icabı orada doğmuş. Ama Ankara havasını tatmış. İşin ben şu tarafına bakıyorum. Maçın 33. dakikasındaki pozisyonda yani var olsaydı kesin penaltı çalınacaktı. Bunu Süper Lig'de de çok görüyoruz. Altınordu maçında işte Korcan aynısını yaptı. Penaltı çalındı. Bana göre penaltı ve kırmızı kart. Ne değişecekti derseniz 1-0 öne geçecektik. Rakip 10 kişi kalacaktı. Hakem bence o pozisyonda etkilendiği için Semi bizim değerli bir oyuncumuz. Sarı kart olmasına rağmen kaç defa rakibini yere indirdi. En az 2 kırmızı kartta ona çıkması gerekirdi. Hatta yok, Mehmet Taş'a da bir tane çıkınca ikinciyi göstermiyorlar değil mi? Hatta Mehmet Taş'ın da sarı kartı vardı. Ona da gösterebilirdi. Yani bizim canımız yandı. Bu sene rakiplere toplam 8 penaltı verildi. Bize bir tek Keçiören gücü maçında. Şimdi baktığımızda İstanbulspor maçının son dakikalarında offside'dan yediğimiz gol, işte Keçiören gücü maçında verilmeyen penaltı, ligin ilk yarısında yine Gençler bir maçında verilmeyen penaltımız, Boluspor maçında. Evet, bunlar bahane değil ama bazen skoru da etkiliyor. İşte baktık Rize Trabzon maçında 3 tane penaltının babası vardı. Çat 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 çaldılar. Yani bir penaltı verdim, ikinciyi vermeyeyim diyor. Kimse demiyor. Zaten VAR inşallah önümüzdeki sene gelecek. Bence Kocaelispor hakem hataları. VAR gelince düzeleceğini mi umuyorsun? Hocam. Süper Lig düzeldi mi? Şöyle söyleyeyim. Süper Lig değil. Ben kendi Kocaelispor'uma bakıyorum. Işte, benim 8-10 puanım çalınmazdı yani. Alınmazdı yani. Yeterse olursa. Tamam, haklı hocam. Şurayı, karşı tarafın hakkı varsa. Şurayı doğru, çok doğru bir tespit hocam. İlk defa hocam katıldı programda bana. Teşekkür ederim. Ben teşekkür. Doğrulara her zaman katılıyorum. Ben şöyle. Hak varsa. Şimdi. Evet hocam. Senin Rize, hakkı alıyorsam iade edeyim. Trabzon-Rize maçında eğer VAR olmasaydı büyük takımlara karşı, özellikle büyük takımlara oyna karşı kesinlikle peş ard arda 3 penaltı çalınamazdı. VAR'ın Türkiye Süper Ligi'ne getirdiği en büyük avantaj bana göre İstanbul takımlarının ya da 4 büyük takım dediğimiz takımların Anadolu takımları üzerindeki etkisi azaldı. Neden? Şimdi Yiğit abinin dediği gibi varsa VAR'a gidiliyor, penaltıysa penaltı veriliyor. Kırmızı birinci, var, ikinci, tabii, üçüncü tabii falan hiç fark etmiyor. Bakmıyor takım hocam. Bu yönden 90'lı yıllarda hatırlayın. Bu yönden çok avantaj yani, oldu yani. Anadolu takımları biraz daha sıyrıldı, bu adil oldu onlar evet, için. Yani 90'lı yılları hatırlıyor hocam. Süper Lig'de kafa tutuyorduk İstanbul takımlarına. Kadıköy'de, Sami'de, Eminönü'de bizi doğruyorlardı. Sonra İzmit'e geri dönüyorduk yani pişmanı yemiş gibi. Ama şu an öyle bir hak yok. 90. dakikada çalıyor penaltıyı. Artı ben hocam, şimdi bu pardon, sizin dediğiniz şeye de biraz değinmek istiyorum. VAR geldi, işte Süper Lig düzeldi mi diye. VAR geldi, VAR'la birlikte futbolumuz düzeldi mi anlamında söylediniz diye düşünüyorum. VAR futbolumuzu düzeltmez. Futbolumuzu düzeltecek olan şey bana göre ne zaman bizim teknik adamlarımız, ne zaman futbol yorumcularımız, futbol aklı dediğimiz kişilerimiz eğer hakemleri konuşmayı bırakıp futbolu geliştirmeyi daha çok düşünürseler futbolumuz o zaman düzelecektir diye peki düşünüyorum. Ben sana şu karşı soru sorayım madem böyle soru şey sohbete döndü iş. Spor programlarını izliyor musunuz? Şimdi kısmen. Şeyin Yiğit'in sorusuyla birleşik bu. Hiç oyun konuşuluyor mu? Spor programlarının tamamı hakem yorumu üzerinden yapılıyor. onun için dedim futbol yani mecazi anlamda söyledim. İşte ben de diyorum ki hocam şimdi, bunu yapmazsak futbolumuzu şimdi düzeltebiliriz. Soruya cevap. Varla değil ya. Cevap. Hakem 8 tane şeyimizi vermedi sezon boyunca diyelim. Evet. Bizim düşündüğümüz, lehimize olmasını düşündüğümüz ama hakemin vermediği 8 tane şey var. Peki bizim lehimize verilen aslında yanlış olanları saydık mı hiç? Saymadık. Bu varsa da teslim ederiz hocam hakkını. Hayır, saymadık çünkü kimse saymıyor. Yani eleştiri anlamında söylemiyorum bunu.
Çünkü herkes kendi takımı lehine olduğuna inandığı şeyleri yazıyor. Değil mi? Öbür tarafı yazmıyor. Mesela atıyorum. İşte Kocaelisporlu Ali'nin atar yemez sporlu Veli'ye yaptığı hareketin faul olup olmadığını, onun kart olup olmadığını yazmıyor. Hocam az önce dedim yani Semih'e iki tane kırmızı kart çıkması lazım. Bu maç için söyledik. Peki İstanbul Spor maçında... Ben hatırlamıyorum hocam. Vallahi İstanbul ben bu konuya çok girmek istemiyorum. Ama kimse yazmıyor. Bir yere geleceğim. Hocam siz diyorsunuz ya Yiğit Hoca'nın arşivi. Levent Hocam araya girebilir miyim bir saniye? Sen hatırlıyor musun dediği için araya gireyim. Kocaelispor'un Hofsayt'tan attığı bir gol var biz, mı? Veya... Biz Levent Hocam'ın dediği gibi biz hakemleri sana verdi, bana vermedi. Bize verseydi hakkını yemezdik. Bak vermedi ama olsaydı söylerdik. Bunlar bize bir şey katmaz. Bunları bıraktığımız anda biz bak ülke futbolu ve kendi yöresel futbolumuzu da bu şekilde geliştirebiliriz. Şimdi demeçlerden bir tanesinde şu var. Bitireyim lütfen. Hocamız herhalde bu demeci söylemiş. Bana göre çok talihsiz bir demeç. Bizim futbolcumuzu da göstermiş. Hayır o değil öbürü. Çok kötü bir hakemdi. İki hoca da şikayetçi. Bakın çok kötü maç yönetti diyebilirsin. Eğer iki hoca da şikayetçiyse hakem hocam, iyi hakem. Ama hocam bak, hocam bir dakika şunu söyleyeyim. Hiçbir yetkiniz ne olursa olsun karşındaki kişiye çok kötü bir hakemdi diyemezsin. Çok kötü maç yönetti diyebilirsin. Ama çok kötü bir hakemdi dediğin zaman bu etik olmaz. Çok şöyle, kötü yönetti diyebilirsin. O hakem de maçtan sonra çıkıp çok kötü bir hocaydın sana dese olur mu? İşte yaptığın değişiklikler çok kötüydü veya oyuna iyi müdahale ya edemedin. Orada bir talihsiz böyle bir şey var. Böyle ama bir şey olabilir hocam mi? Hocam az önce dediğinize ben katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Boluspor Menemen maçında 90+5'te tertemiz gol attı hocam. 3-3. Menemen kime göre tertemiz? Herkese göre. Kim o herkes? Bir tek hakeme göre değil. Demek ki golle karar verdiği karar verdi. Ben bir şey söyleyeyim. Karar verdi. O verdiği gol toplam 8 takımı ilgilendiriyor hocam. Ya bak 8 iyi, takımı. Bir şey de anlaşılmıyor. Menemen aşağıdaydı şu an. Ama burada biz hakemin verdiği kararlar etkili oluyor ya da olmuyor deniyoruz. Hocam, bakın etkili oluyor da olmuyor demiyor. Ne zaman ki biz hocam pardon. Ne zaman ki biz bu hakem kararlarını sahanın içerisinde rakibe de bize de aleyhimize lehimize verdiği ne olursa olsun bunları bir kenara bırakıp hakemin tarafsız bir şekilde o an böyle yorumladığını düşünürsek ve biz buraya takılmadan oyunumuzu nasıl geliştiririz'i daha çok kafa yorarsak tamam, biz futbolumuzu o zaman kurtarırız. Eğer biz her mağlubiyetten sonra veya her beraberlikten sonra her olumsuz şeyden sonra bunu hakemle okumaya çalışırsak, hakemle açıklamaya çalışırsak bir adım ilerleyemeyiz. Hocam, iki öyle bir halde ofsayttan gol yedik son dakikada. Şöyle söyleyeyim. Öyle bir hale. Hocam niye susuyorsunuz ya? Tabii bak öyle bir hale geliyor ki. Adam ne yapıyor? Öyle bir hale geliyor ki bu zamanla. Camianın başındaki isimler. Siz maçtan sonra yaptınız mı ya bu kadar savundum. Yapmadım da bakın. Yani. Bak, hakem savundum falan yok. Camianın başındaki. Bir saniye hocam bana şunu cevap verin. Bir dakika bitireyim ama bitirmedim ki abi. Özür dilerim hocam. Bakın penaltı mı değil mi onu bana söyle. Lütfen. Bir dakika hocam. Bakın ben o konulara girmiyorum. Nasıl girmezsiniz hocam? Ya penaltı mı değil mi konularına ben girmiyorum. Onu bakın hakem öyle ben böyle düşünüyorum. Hakem o anda hakem öyle yorumladı diyorum. Bir dakika o pozisyonda siz ne hissettiniz hocam? Ben penaltıdan önce şunu diyorum. Girdiğim pozisyonları benim takımım tamam, niye atamadı? Ben buna kafa yoruyorum. Beni kurtaracak olan, bak beni kurtaracak ve geliştirecek olan şey şudur. Hakem bana penaltıyı vermedi, öldüm, bittim, gittim değil. Ben girdiğim pozisyonları niye değerlendiremedim? Veya atak sayımı daha etkin niye yapamadım? Girdiğim pozisyonları olumlu neden sonuçlandıramadım? Benim bunlara kafa yormam tamam lazım. Hocam, hakemi konuşmamam lazım. Tamam, eğer hakemi konuşursak sıkıntı yaşarız hocam, diye düşünüyorum. Sezon her program konuşmuyoruz hakim. Hayır, burası için söylemiyorum. Takımın başındaki teknik direktörün maçtan sonra açıklamasının büyük bir bölümünü hakeme bırakması, zaten hakeme ayırması olumlu, hocam, şey olumlu değil. Yok güzel oldu bakın, program. Cımbız gibi iki tane aldınız bakın, oradan. Bir hakem açıklaması cımbız gibi gelişme değil. Türk futbolu Türk futbolundan bahsetti. Bakın sadece burayı söylemiyorum. Biz ülke futbolu olarak, Kocaeli futbolu olarak
antrenörler olarak ne zaman bu hakemleri konuşmayı bırakırsak, ne zaman oyunu hakemler üzerinden bakın, oyunu hakemler üzerinden var niye okumaya, geldi hocam? Ya var. Hakemlere güvenmedikleri için geldi. Niye geldi VAR sistemi? Rize Spor Trabzonspor maçında VAR olmasaydı o penaltılar çalınmayacaktı hocam. Ya iyi de hakemlere VAR sistemini hakemlere getirmedik ya İngiltere'den. Tamam kabul etmek zorunda mıydık? Peki hayır, peki şöyle bir şey sorayım. Hakemi değiştirme şansın var mı? Yok. O zaman değiştirme imkanın olmadığı, elinin değdiğinde ona bir şey yapamayacağın kişiyi niye bu kadar hocam, konuşuyorsun? Hocam, tamam, niye bu kadar buna kafa yoruyorsun? Hocam başka bir yere geliyorum. Sizin için bu ne diyorum? Bakın taraftar konuşabilir. Hocam, yorumcu konuşabilir. Ama teknik direktörlerin tamam, bu kadar hocam, buna zaman harcamaması lazım. Tamam kapatacağım. Keçiören Gücü maçına, benim en kritik maçıma Süper Lig patentli hakemi atıyorsun. Bakın burayı not alın. Atıyorsun. Sonra hakemi bir hafta sonra görevden alıyorsun. Ankara'da benim en kritik maçıma birinci ligde ikinci maçına çıkan acemi bir hakemi gönderiyorsun. E ben hakkımı arayacağım değil mi sevgili hocam? Ben yolda yürürken bana çelme takacak. E sonra diyeceğiz ki Yiğit düşmeseydin ben sana çelmeyi taktım. Şimdi o zaman. Şimdi hakem olmasaydı bu maç. Peki hocam bu maça federasyon Yiğit abinin dediği gibi tecrübeli bir hakem gönderseydi biz oradan galibiyetle mi dönecektik? Dönecektik. Çok güzel. Şimdi maçın seyri değişecekti bence. Şimdi bu Türkiye'deki hakim düşüncenin Kocaelispor seyircisindeki tezahürü. Yiğit de baş seyirci olduğu için evet. Aynı tezahür onda da var. Şimdi Türkiye'de bu seyircilerin büyük çoğunluğu yani futbol seyircisinin büyük bir çoğunluğu sonuçları hakemlerin belirlediğine inanmış. Bunu değiştirme şansımız yok. Yani kiminle konuşursak konuşalım. Yani yenilen takımın veya umduğunu bulamayan takımın seyircileriyle birinin herhangi birinde konuşalım. Büyük bir ihtimalle bu işi hakeme bağlayacaktır. İşte o verilseydi bu verilmeseydi o olur. Şimdi bu böyle bir genel bir inanış var. Bunu körükleyen ortam da mevcut. Niye işte biraz önce söylediğim ulusal basındaki görsel ve yazılı veya dijital. Bütün her yerdeki tartışmanın ana objesi hakem. Şimdi hakemi taraftar tartışabilir. İtirazım yok. Yorumcular şu veya bu sebeple rating günümüzün biliyorsun şeyi rating. Modası. Maması. Yani rating olmazsa para yok. Rating uğruna yorumcular tartışabilir. Biz tartışmıyoruz da. Var biliyorsunuz. Ama Kocaelispor'un hakları için buradayız. Bir dakika, savunmak için. Geleceğim yavaş yavaş. Adım adım geliyorum oraya. Tartışabilir. Ama antrenörün işi değil. Benim bak, onu bir kere koyalım. Bu. Şimdi tabii, Fikret söylemek istediğim bu. Şimdi Fikret Hoca, Fikret Hoca genelde girmiyordu hakemler aslında. Fikret Hoca konuya girdiği için ben bu kadar söyleyip kesiyorum. Çünkü o bayağı izah evet. Etti. Artık bir daha uzatmaya gir. Şimdi gelelim Kocaelispor'a. Şimdi Kocaelispor'un sen söylediğine göre bu konuyu demek ki Kocaelispor taraftarında hakim olan dün düşünce bu. Beri sosyal medya çalkalanıyor yani. Şimdi bak ben ne diyorum çünkü sen oranın temsilcisisin biliyorsun yani. Hep orada ne dönüyor biz bilmeyiz sen bilirsin. Şimdi sen söylediğine göre bu bir anlam taşıyor. Bu bende taşıdığı anlam ne? Kocaelispor taraftarı hakem konusunda sıkıntılı. Kocaelispor bir açıklama yaptı. Yeter artık diye açıklama yaptı. Bunun bir şekilde nasıl olacaksa değişmesini istiyor. Şimdi bunun değişmesini istemek başka bir şey. Bunu değiştirme gücüne sahip olmak başka bir şey. Şimdi Kocaelispor bunu tartışalım o zaman. Böyle bir şey var diyelim. Yönetim böyle bir açıklama yapabilir. Hayır. Gayet doğal bir şey. Hayır yaptı yönetim. Farz edin. Şimdi yönetim yaptı. Yönetim de böyle inanıyor. Hepsini kabul ettim. Şimdi ne yapılabilir? O zaman onu tartışmamız lazım değil mi? Ne yapılabilir? Biz Kocaelispor olarak camianın bütünü, yönetim dahil, sporcu, hocası, bu hepimiz dahil. Diyoruz ki ya Kocaelispor aleyhine böyle bir takım şeyler görüyoruz, biz hissediyoruz. O zaman bunun değişmesi lazım. Ne yapabiliriz? Federasyona ne yapacağız? Tamam federasyona yaptık açıklama. Yani. Ne oldu? Şimdi bir de şunu ben şeyde sosyal medyada hem Kocaelispor yönünden hem genel Türkiye'deki futbol yönünden
seyircilerin lüzumsuz alınganlık gösterdikleri ve nem kaptıklarını görüyor. Adam Ankara doğumlu. E olabilir. Ben de Sakarya doğumluyum. Sakarya Kocaeli maçında hocam, Sakarya. Bir saniye mısın? Hocam bir dakika ama MHK başka hakemmiş. Hocam bir dakika şimdi o zaman. Ben Kocaeli doğumluyum. Olabilir. Balıkesir'de görev yapıyorum. Tamam. Kocaeli Spor ne maçına vereceksiniz beni? İşte Denizli Spor maçına beni atadınız. Tamam. Balıkesir bölgesinden. Tamam. Hocam buranın havasını soludum ya. Burada şimdi, arkadaşlıklarım var. Burada şimdi, dostlarım var. Peki yani, biliyor muyuz? Bak Ankara yani, bak Ankara doğumlu diyorsunuz. Bak yok ben sen şüphelenebilirsin. Ben ona bir şey demiyorum. Ama her şeyden şimdi adam Ankara'da doğdun. İlkokulu ikinci sınıfta geldi atıyorum yani. Bilmem nereye orada okudu, büyüdü, serpildi. Babası memurdu, tayin oldu, geldi. E ne yapacağız şimdi? Hocam bir şey söyleyeyim. Herkes bir yerde doğdu, bir yere gitti. Hocam bir şey söyleyeyim. Almanya doğumluyum ben. E tamam. Almanya'yı tutuyorum turnuvalarda. Bu bile bir sebeptir hocam. Ya ben Brezilya'da doğmuşum. Sen Fransa'yı tutuyorum. Tamam Fransa'da olsam belki Fransa'yı tutacaksın. Ya bir sempati olur yani. Onu diyorum. Bir yakınlık olur yani. Yapmayın. Koca bir 90 dakikayı, koca bir maçı hocam, hakem üzerinden bu kadar okumaya bakın, çalışmayın. O zaman lütfen. Ben sizden şu cevabı alayım. Yapmayın. Penaltı mı değil mi hocam? Bakın ben söyleyeyim. Ben, buyur hocam. Penaltı. %100 penaltı. Bana Altınordu maçında bak, 45'te çaldılar. Ben o maçı kaybettim bu yüzden. Bak şimdi %100 penaltı var olsaydı o penaltı verilirdi. Doğru. Kırmızı olur muydu? Hakem. Bak ama ben bunları söylerken hakemlerle ilgili Türkiye'deki bunu çok yazıp söylediğim için gene tekrar edeyim. Bakın bizim Türkiye'deki sizin en meşhur zannettiğiniz, gördüğünüz hani tecrübeli mecburiyorsunuz ya. Evet. O hakemler dahil futbolu bilmiyorlar. Bak futbolu bilmek. Hocam ben orasında değilim hocam. Ama yani, orasında geleceğim şimdi zaten, hatalar nereden oluyor? Bak futbol oyunu 5 tane kuralla yönetilir. 5 tane. Vardır o 20 tane bilmem ne ama 5 tane kurallı. Ve bütün olayların çıktığı kuralda fauller ve fena hareketler de çıkar. Çünkü bunlar yoruma açık şeylerdir. Bizim maçta da hakem benim şeyim çarpışma olarak değerlendirdi konuyu. Çünkü şey karşıdan geliyor. Ramazan. Ramazan karşıdan geliyor. Babakar böyle gidiyor. Hakem de nereden bakıyor? Babakar'ın arkasından bakıyor. Eğer yandan baksaydı pozisyonun penaltı olduğunu görürdü. Buradan baktığı için aynı anda çarpıştı diye gördü ve ona bir futbol içer oyununda olan bilen çarpışma olarak değerlendirdi. Yani bunu kasıtlı olarak vermezlik etmedi. Sonra demiyorum bak, hocam ben. Devre arası anlatıyorum işte ben. Evet. Ben de kendi fikrimi söylüyorum. Tamam, yani. Tamam hocam. Devre arası büyük bir ihtimalle yan hakemden veya dördüncü hakemden. O da konuştu hocam. Dedi ki ya o çarpışma atladık değildi. Atladık biz orayı. Çarpışma değildi o. Kaleci evet, adamın üstüne gitti. Adam çünkü kaleciden önce topa dokundu. Ne oldu? Kontrolsüz harekete girdi. Yoksa Semih atardı yani. Penaltıydı o dedi. Ondan sonra hakem eyvah ne hata yaptım dedi. Semih'i atamadı. Ermacun'un meşhur bir lafı var. Doğru mu? Doğru. Ermacun'un meşhur lafı var. Ben böyle değerlendim. Bravo hocam. Ne diyor biliyor musun? Hata yaptı ya orada kaldı. Evet. Şimdi telafi edecek. Bak ben böyle hakemlik yaptım. Bizim zamanımızda antrenörlük yapmadan önce 9 maç hakemlik yapıp ondan sonra antrenör kursuna gidiyorduk. Evet. Oyun kuralları kursu bitiriyorduk önce. Tamam mı? Biz ben yaptım. Hakemliğin nedenli zor olduğunu biliyorum. Ben de yanlış penaltı verdim mesela. Verdim düdüğü çaldım anladım ama iş işten geçti. Bir kere çalmış ben oldum. Ben işin yani şurasındayım hocam. Biz de rakibin eğer hakkını çaldıysa rakibe de çalsın diyorum. Ben şimdi şuraya bakıyorum. Eğer varsa monitöre bakıp da ben bu sene Kocaeli Spor'a 8 puan artı 8 verip eksi 4 puan da rakibe veriyorsam ben gene kardayım hocam. Ben işin adalet tarafındayım. Şimdi terazide var şimdi, olduğu zaman zaten o penaltı verilirdi. Hocamın dediği işte doğru. Ben işte bunu tartışıyorum ama işte. Ama ben de şunu söylüyorum. Eğer buraya çok takılıp kalırsak bak şunu net olarak gördük hocam da bunu söyledi. Bak şöyle diyoruz. Şimdi hakemin bulunduğu açıdan onu o şekilde yorumlaması gayet doğal. Aradaki mesafeyi görmedi gayet yani. Gayet doğal. Halbuki arada benim yerimde hocam bu yani. Onu benim bizim derdim. Az önce ne dedin sen? Görmedi adam ya. Az önce ne dedin sen?
art niyet yok. Art niyet yoksa oraya takılmamamız lazım. Evet, görse, yakın olsa pozisyona çok daha iyi olur muydu? Olurdu. Evet. Var olsaydı penaltımız verilir miydi? Verilirdi. Burada hemfikiriz. Ama biz bir 90 dakikayı o pozisyona, o hakemin vermediği penaltıya takılamayız. Takılarak yorumlayamayız. Yorumlarsa hata ederiz. Zaten maçın başından itibaren önce hikayeyi konuştuk. Sadece buradaki bariz hatayı bariz hata. Şimdi, İki tane hata var. O penaltıyı vermedi, seviyeli atamadı. Ya evet. Bir de şu var hocam, yani hatayı sadece hakemler mi yapıyor? Biz kendimize hiç bakıyor muyuz? Şimdi maçtan sonraki demeçte çok kötü bir hakemdi dersen böyle bir şey olabilir mi ya? Hoca beyanatlara takılmış. Hocam beyanatlar. Hocam koskoca Kocaelispor camiasının en teknik direktörü. Şey demiş, futbol federasyonu beyanatlara dikkat etmek zorundasın. Biz burada konuşmalarımıza dikkat etmek zorunda değil miyiz? Ama Türkiye'de bak oradaki maçı yöneten bir insana, bir hakeme sen çok kötü bir hakemdi diyebilir misin? O da sana deseydi ki çok kötü bir teknik direktördü. Aynı yere geldik. Türkiye dinde şunu demiş. Futbol Federasyonu tabii bu hakimleri yetiştirecek ama kulüpler üzerinden deniyorsun bunu. Benim canım yanıyor. Ben bugün 35 puanlı şu an 10. sıradaydım. Şu peki, an ateşin kenarındayım yani. Peki acaba Bursa Sporlular ne diyor? Belki de onların kafaya göre 15 puan çalındı. Yok, ben sana söyleyeyim mi? Ben Bursa Spor'un bütün maçları takip ediyorum. Ya, Bursa Spor'a Bolu ve Tuzlu maçında 9 kişi kaldı. Yenemediler ya, yani. Sana hocam en iyi hakem diye gösterdiğimiz Cüneyt Çakır, Türkiye'nin en iyi hakemi dediğimiz adamı yok ettiler ya. Ya neyse, yani mesele hayır. Hakem meselesi değil. Buradaki Cüneyt Çakır'ın kariyerinin Manisa maçında biliyorsun nasıl başladı. Hayır bak bu şimdi nasıl şey. Mesele, tabii ki buraları reklam. Noktalamamız mesele lazım. Mesele hakem meselesi değil kardeşim. Evet çok bu biz, sefer yani. Biz antrenörlerin öyle değil. Yönetmenim ısrar. Biz antrenörler maçı hakem üzerinden yorumlayamayız. Mesele budur. Buradan da şu sen yorumlarsın. Reklamlara gideceğim. Bravo. Ben bu kadar iki antrenör arasında ben de bir antrenör olacağım ama böyle giderse. Sen yani. Yorumlarsın. Evet. Biz yorumlayamayız. Evet, bu bölümde hakemi konuştuk. Biz yani belki de bu sezon ilk kez bu kadar hakemi masaya yatırdık. Artık canımızın yanmasını istemiyoruz. Operasyon yaptık. Aynen öyle. Kocaelispor bundan sonra o zaman rakibi de hakemi de herkesi yenmek zorunda. Evet, son bölümde fikstürü değerlendireceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, reklamlardan sonra son bölümde birlikteyiz. Son bölümde fikstürü konuşacağız, önümüzdeki maçları. Mesajlar da var. Fransa'dan Yaşar Ayıldız arkadaşımız iyi yayınlar diliyor. Son haftalarda bize karşı hakem hataları var ama biz de gelen fırsatları değerlendiremiyoruz demiş. Tamam, size şey katılmış düşünüyor. Evet. Sevgili Faruk Arslanoğlu da bu ligde değerini bilelim, ligde kalalım demiş. Ona da katılıyoruz. Sevgili Erkut arkadaşımız da Fikret Hoca'ya katılıyor. Bence Erkut. De Erkut İzmir'den. Bence de galibiyet için gitmedik demiş. Sanki kaybetme korkusu vardı takımda diye bir açıklama yapmış. O da normal. Evet. Teşekkür ediyoruz onlara da katıldıkları yorumlar için. Evet. Şimdi sevgili hocam, puan durumu önünüzde sanıyorum. Önümüzde bazı ben işaretlemeler yaptık. Şöyle söyleyeyim. 3-4 hafta öncesinde 5-6 takımı bu ateş çemberinin etrafında görüyordum. Ama öyle bir noktaya geldi ki 10. sıradaki Bolu Spor'dan sonra. Bence bir üstündeki Manisa'yı da kat. Bir maç fazla. Ama Manisa iyi takım hocam ya. Ya iyi takım olabilir. Bugün Adana maçı vardı. Adana Eyüp maçı da 1-1 bitti. Son dakikaları o şekildeydi. Yani bak, Eyüp de iyi takım ama Adana aldı puanı. Adana kendi sahasındaydı. Yani neyse aldı puanı. Hani şöyle hocam, bütün onlar biraz daha sanki playoff'a daha yakın gibi gözüküyorlar. Hani. Ya Adana Spor bu aldığı puanla 38 düşmenin dışında kaldı bence. Evet. Manisa'da 37. Doğru. Hani Bolu'dan sonrasında. Aslında Bolu'dan aşağısından her takım düşebilir. Evet. Şimdi önce kendimize bakalım. Tabii artık bundan sonra Kocaelispor'umuz yaklaşık kaç hafta oldu? 28-29 hafta geçti. Allah'a şükür ateş hattına hiç düşmedik. O kötü haftalara rağmen ama
Şu an ateşin kenarındayız. Ateş hattının içindeki takım direkt kafasını kaldırdığı zaman Kocaelispor'u görüyor. Bu beni çok rahatsız etti. Aslında bu hafta kazanıp 35 puanla 10. 11. sıraya yükselip 35'er puanlı takımları yakalayıp Gençler Birliği, Tuzla, Menemen'e altımıza alma şansımız vardı. Şimdi hocam, Kocaelispor'umuzun 33 puanı var. Sizin dediğiniz gibi içeride Denizli maçı 3 Nisan. Şunu da belirtelim, Nisan ayında toplam 6 lig maçı oynanacak. Bütün takımlar için geçerli. Biliyorsunuz milli takım arası var. Sonra hızlandırılmış hafta içinde de bir maç programı var. 3 içeride, 3 dışarıda oynayacağız. Bence Mayıs ayındaki son 3 haftada artık ligin tamamen şekilleneceğini ben düşünüyorum. Kocaelispor Gençler Birliği gibi 6 puanlık maçlara çıkacak. İçeride bir kere kayıtsız şartsız 3 puan bekliyorum ben Kocaelispor'dan. Deplasmanda da yenilmeden 1 puan, hatta ekstra bir galibiyet bizi müthiş rahatlatacak. Kocaelispor'un 33 puanı var hocam. Ondan sonra hemen üstümüzdeki takımlardan gidelim. Gençler Birliği 34 puanı var. Fikstürüne baktığımızda işte İstanbul deplasmanına gidiyor. Keçiören'de kendi evinde Tuzla deplasmanı ve Bursa deplasmanı. Yani önümüzdeki 4 maçın 3'ü deplasman Gençler Birliği. Böyle bir not düşeyim. Evet. 34 puan da hocam, sizden 30 alabilirsiniz. Daha sonra Denizli Spor bu hafta bayda 30 puanı var. Kocaeli deplasmanı, Tuzla ile içeride Keçiören deplasmanı. Aslında bütün takımlar birbiriyle oynuyor. Bursa belki ligde kalma adına umutları Balıkesir'e 1-0'dan 2-1 28 puanı geldi. Bursa'nın da çok zorlu maçları var. Keçiören'e gidecek, İstanbul'a gidecek, içeride Kocaeli Gençler bir maçları var. Yani toparlarsak sevgili hocam, bu 9 takım tehlikeyi çok yakından hissediyor. Yukarıdan da Bolu ve Tuzla Spor'un da çok zorlu fikstürü var, maçları var. Keçiören'de 35 puanı var. Buradan baktığımızda Balıkesir düştü. Yani 9 takımın Balıkesir ilk yarıda düştü. Evet. Yani Balıkesir iyi niyetli mücadele ediyor ama sonunu getiremiyor. Ama mücadele ama rakiplerine 3 puan veriyor. Yani bu 9 evet. takımın 6'sı ligde kalacak. 3'ü daha düşecek. 4 takım düştüğünü hatırlatalım izleyicilerimize. İnşallah Kocaelispor'umuz bu arada puan barajı da ne olur? Yani ben 45 şimdi diye düşünüyorum. Şimdi barajı bilemeyiz. Allah bilir onu da. Ben Kocaelispor'la ilgili söyleyeyim. Kocaelispor 27 maç oynadı, değil mi? Toplam evet. 36 maç oynayacak. 9 tane maçı kaldı. Evet. Ben Kocaelispor'un bundan sonraki maçlarında yenileceğini düşünmüyorum. İnşallah. Kaç maç kazanacağını Kocaelispor, peki? Kocaelispor oynadığı oyunla zaten bunu tartıştık uzun zaman. Zaten beraberliğe çıkıyor. Yani önce beraberlik diyor. Deplasman sonra, için diyorsunuz mu? Yok içeride de aynı. Bak Denizli maçı aynı şey maçı gibi olacak. Gençler Birliği maçı gibi olacak. Biz gene temkinli olacağız çünkü gene genç. Bak Denizli Spor'un antrenörünü biraz tanırsan, ne oynattığını bilirsen zaten öyle oynuyor. Çünkü adamın tek sermayesi var. Bugüne kadar hep düşmemeye oynayan takımlar çalıştırmış bir antrenör. Böyle antrenörlerin kendilerini geliştirdikleri tek şey kontratak oyundu. Nitekim Denizli Spor kendisi de gol yiyor ama gol de atıyor. Ve attığı gollerin çoğunu da kontralarla atıyor. Tamam. Yani bunu kısa geçtim. Evet. Şimdi. Benim işim değil. O bizim antrenör tahlil ediyordur. Ama ben Mehmet Hoca'nın da aynı şeyi düşündüğünü düşünüyorum. Önce Kocaelispor'un gol yememesi lazım. Çünkü biz zor gol atan takımız. Ya yani bakma, geçmiş maçları düşün şöyle. Bir tek bu maçta böyle 3-4 tane hani gol olabilecek pozisyon. Evet. Biraz değil mi? Daha nete yakın. Yani ya deplasman içeride şey maçında kaç tane pozisyon oldu? Keçiören. Kapanan takımı daha çok zorlandı. Evet. Yani şimdi dolayısıyla Kocaelispor'un önce gol yememe gibi bir mecburiyeti var. Tamam? Bu da onu temkinli oynamaya zorluyor. Bu demek değildir ki bak ilk bölümde tartıştığımız. Yani ben temkinli oynayacağım, hücum etmeyeceğim. Hayır öyle bir şey yok. Hem temkinli oynayıp hem de iki taraf yenmek için oynayabilirsin.
Yani bu futbolda tek bir şekil yok ki arkadaşlar. Yani ben sadece gol yememek için oynarım, dizayn ederim takımı. Yok, ben sadece gol atmak için dizayn ederim. Hocam şey, fikstür üzerinden gidelim. Ama, yani, ama bu fikstürle alakalı konuşuyor. Tamam, yani ben şimdi, şeyi tahmini şimdi, puanı, şimdi tahmini, Kocaelispor yenilmeyecek bizim, diyorsunuz ya. 9 maçta Kocaelispor kaç maç kazanır? 3 tane maçı mutlak kazanmamız lazım. Söyleyin hocam onları. 1 Denizli. Evet. 2 Altınordu. 3 Menemen. Menemen deplasmanı. Veya Menemen'de berabere kalıp pardon. Bursa. Veya yok. Bursa. Veya yok. Bursa var. Bursa. Bursa'yı söylemedin mi? Veya Bursa. Menemen veya Bursa'dan birini yenmemiz lazım. O zaman hocam ben dediği şey dışarıda. Yani dışarı. 4 galibiyet dediniz. Yok yok, 3 tane. 3. Ben o zaman 3 tane. Şöyle söyleyeyim. Diğer maçların hepsinde 1 puan alsak yeter. Ben de size katılıyorum. Kocaelispor eğer 9 maçta 4 galibiyet alacaksa bu haklarını Denizli, Bursa, Menemen ve Altınordu maçlarında kullanır. Şimdi, çünkü bunlar 6 puanlık maçlar. Şimdi burada en önemli şey Denizli ve Altınordu'yu kesin yenmen. Tabii canım, içeridesin. Niye kesin? Çünkü senin altında. Sen yendiğin zaman 3 puan açıyorsun mesafeyi. Şimdi Menemen senin 2 puan üstünde. Bursa veya Menemen dememin sebebi o. Yeni gelirmeyeceksin. Sen Bursa ile beraber kaldın. Gidip Menemen'i yendin, bir puan üstüne çıktın, attın o aşağıya. Evet, tamam. İkili avantajı. Onlar düşünsünler artık. Tamam. Dolayısıyla bizim inanıyorum ki hocamız da biz nasıl düşünüyorsak o bizden daha çok düşünüyor. Bütün kurguyu buna göre yapmak lazım. Tamam. Ve hani şunu da ilave edeyim. Biz içeride her kaldığımız beraberlikte, çünkü içeride oynayacağız bu takımlarla, mutlaka dışarıda onu telafi edip yenmemiz lazım. Ekstra galiba. Yani 2 maç 4 puan. 2 maç 4 puana göre oynamamız lazım. Yaparız yapmayız ayrı ama hedefler bu olması lazım. Evet. Tamam. Peki hocam şeyi soracağım. Ben Menemen ve Altınordu anormal bir şekilde, yani kadrolu güçleri ortada, 3 maçta 9'ar puan falan topladılar. Yani olabilir. Beni çok şaşırtıyor ama biz bunu yapamadık şu an. Ama sen yani de yapabilirdin. Biz 3 maçta 9 puan yapamadık yani. Bir ligin ilk yarısında vardı. Yani normalde beni korkutan şu, hani Denizli işte Altınordu pes etmiyor. Yani aşağıdan da niye gelenler. Niye pes etsinler? Arada yani, 1 puan 2 puan. Hayır, şeydi hocam bunlar. Altınordu 22 puanı vardı hocam 3 hafta önce. Ama Altınordu 30, bak hocam. Menemen'i yendi deplasmanda. Tamam, Erzurum'u yendi, Ümraniye'yi yendi. Yenebilir. Niye yenebilir? Şimdi oturmuş öyle, kadro. Tuzla Spor'un 34 puanı var. Tamam. Bursa'ya 50 metreden eze attı. 3 puan. Ama bu, bak Tuzla bu takımlar içerisinde düşmeye en yakın aday değil. Üstünde çok zor. Bolu'ndan. Teşekkür ederim hocam. Düşmeye. Hocam sen nasıl değerlendireceksin? Burada 9 takım tehlikeyi yaşıyor. 3 tanesi üzülecek. Balıkesir zaten düştü. Kimi görüyorsunuz zayıf halk olarak? Bir de fikstürü değerlendirir misiniz hocam? Benim için, benim penceremden Kocaelispor'un en önemli maçı oynayacağı Denizli maçı, önündeki evet, maç. Diğer maçlar ve fikstür şu anda bizi hiç ilgilendirmiyor. Benim düşünceme göre bu tabii. Hiçbir anlamı, hiçbir önemi de yok. Çünkü eğer Denizlispor maçından sen istediğin şekilde ayrılamıyorsan olsun, diğerlerinin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla fikstürü ya da diğer maçları düşünmeden ziyade, konuşmadan ziyade maç maç gitmekte fayda var. Hocamızın da, teknik heyetin de bu şekilde düşündüğünü kesinlikle düşünüyorum. Çünkü bir sonraki haftaları düşünürse önündeki maçı kaybeder. Bütün kurgu, bütün konsantre, bütün ilgi, alaka Denizli maçına dönmüştür diye düşünüyorum. Dolayısıyla Denizli maçının nasıl içeride galip gelirimi düşünmek lazım. Bütün enerjimizi buraya harcamak lazım. Gerektiğini düşünüyorum. Fikstüre gelince, fikstür daha sonraki haftalarda Denizli maçından çıktıktan sonraki maçı konuşarak gideceğiz. Bu haftalar final haftaları, son haftalar ve herkes birbiriyle oynuyor. Rakipler hep birbirleriyle oynuyor. Dolayısıyla bizim Denizli Spor maçını mutlaka yenmemiz gerekiyor. Evet, örneğin... Peki yenmek için ne yapmak gerekiyor? Bütün planı, kurguyu bunun üzerine yapmak gerekiyor. Eğer
temkinli oyunu seçersek, eğer gol yemeyeyim düşüncesinde olursak, biz mutlaka ama mutlaka o sahada yara alma ihtimalimiz de vardır. Bütün planımız, bütün stratejimiz, bütün oyun kurgumuz galibiyet üzerine olmalı. Bunun için de kadroda da belli değişikliklere gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Nedir bu? Bana göre Mehmet Yılmaz'ın bu 11'e koşulsuz ve şartsız monte edilmesi ben gerektiğini düşünüyorum. Monte edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bunda da hocanın ısrar etmesi gerekiyor. Samet Ali'yi faydalanmak lazım. Yine eğer galibiyet bize lazımsa, ki lazım, o zaman seyircimize de buradan seslenmek gerekiyor. Bir önce içeride oynadığımız Keçiören maçından çok daha fazla seyirciye ihtiyacımız var. Seyirciye ihtiyaç yetmez. Onların maçın başından sonuna kadar takımlarını ateşlemesine, desteklemesine ihtiyacımız var. Çünkü bu haftalar sadece futbolcuların sahada gösterdiği performansla geçilecek, atılacak haftalar değil. Bu haftalarda hiç olmadığı kadar taraftara ihtiyacımız var. Taraftarın da işin içinde olması gerekiyor. Biliyorsun bir cezalı iki tribün çıktı bir maratonda, evet. UEFA. İkinci bir şey de tabii ki Mehmet Yılmaz'ı söyledik, mutlaka olması gerekiyor bu kadroda. Çünkü galibiyet için o tarz oyunculara ihtiyacımız var. Oyunun her iki yönünü oynayan oyuncu ve çok daha güven veren, hücumda da çok daha etkili olan bir oyuncu. Buna ihtiyacımız var. Ve iç sahada kesinlikle tek ön libero'yla oynamamız gerektiğini düşünüyorum ben. 6 tane savunmacı, 4 tane hücumcuyla bu iş olmaz, galibiyete dönüşmez. O zaman hep temkinli oyun, gol yememeye çalışma, risk almama, bunlar bize bu saatten sonra bir şey katmaz, kazandırmaz. Kesinlikle tek ön libero, mutlaka ona göre bir kurguyla hocamız sahaya çıkması lazım gerekiyor diye düşünüyorum. Sevgili hocam, ben içerideki 5 maçı büyük bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü Kocaelispor taraftarı maçı yaşayan, tetikleyen, ateşleyen bir taraftarımız var. O yüzden kırgınlıkları, küskünlükleri de bir kenara bırakıp zaten rakip, buraya gelen her takım bir puan için gelecek. Bunu açmak, çözmek için sabırlı olacağız. Sahada agresif bir futbol takımı bekliyorum ben. Örneğin 2 hafta önce Keçiören Gücü'nü biz cuma akşamı açılış maçında yendiğimizde 32 puan ve rakiplere avantajlı bir haldeydik. Bizim o maçtan sonra rakiplerin hepsi 5'er 6'şar puan topladı. Biz gene 1 puan aldık. Yani makas çok daraldı. Senin dediğin gibi ben de maç bakacağım. İçeride Denizli maçını kayıpsız biz geçersek rakiplerimiz deplasmanda, yani Bursa deplasmanda, Tuzla hiç rakiplerimiz önemli oynuyor. Değil. Bakın hayır, biz içerideki maçı şöyle hocam, galibiyetle geçtiğimiz anda rakiplerin ne yaptığı, ne ettiği hiç önemli değil. Önemli ama. Ama şunu vurgulamakta işte fayda var. Menemen'in kazanması, Altınur'un Ümraniye yenmesi, yani Ümraniye 22 korner atıyor. Hiç önemli değil. Altınur'un kazansınlar. Altınur'un bir kornerle maç kazanıyor. Levent hocamın da dediği gibi biz Denizli'yi burada yenersek, rakiplerin hepsi de kazansa, bak bir tane daha rakibimizi altta bırakmış oluyoruz. Tabii. Onu öldürücü darbeyi almak gerekiyor. Dolayısıyla rakiplerin ne yaptığı önemli değil. Bizim ne yapacağımız çok değerli, çok önemli. Hiç olmadığı kadar Kocaelispor'un taraftarına, seyircisine ihtiyacı var. Bu takımın seyirciye ihtiyacı var ve daha önceki hiçbir maçta olmadığı kadar ihtiyaç var. Bence çünkü evet. Denizli maçı bizim için dönüm maçı olabilir. Şimdi şöyle düşünelim. Toparlayacağız hocam, bitiriyoruz. Tamam, şöyle düşünelim. Sen Denizli'yi yendin. Denizli 30'da kaldı. Sen ne yaptın? 36 yaptın. Evet. Denizli'yi attın mı? Denizli bizi kestin. Düşünmeyecek yani. Bak, o zaman. Bursa kaç puanda? 28 puanda. Bursa kimle oynuyor? Keçiören'le. Gitti berabere kaldı. 29 yaptı. Bursa'yı, Denizli'yi devreden çıkardın. Sen bir de orada yenilmeyeceksin Bursa'ya. Bak, sen 36 yaptın. Evet. O 29 yaptı. Orada Bursa ile berabere kaldın mı düşenler belli oldu. Ligde kalmak o için en önemli maç, en değerli maç. Dolayısıyla hiç olmadığı kadar tribünlerimize ihtiyaç var. İki tane takımı düşürmüş oluyorsun. Tabii ki tribünlerin dolması yetmez. O coşkuya da ihtiyacımız var. Ben cefakar Kocaelispor tarafı hepsini binlerce taraftarla birebir görüşüyorum. Temas halindeyim. Şunu düşünelim arkadaşlar. Geçen sene pandemi vardı. Seyirci yoktu. Playoff maçlarını şöyle düşünün. İşte çeyrek final ve yarı finalde ikişer maç, bir de final maçı 5 maç
Kocaelispor biliyorsun şampiyonluğu ilan etmişti. Şimdi de içerideki bu 5 maçta futbolcudan çok taraftara çok ihtiyaç var. Ateşlemeye, o atmosferi hareketlendirmeye. 28 Mayıs 2001 unutmuyoruz. 28 Mayıs 2001 ruhuyla. 5 maç 11 puan içeride bizi aynen. O maçta nasıl ezeli rakibimizi Sakaryaspor'u yenersek şampiyon olacağız varsa bu içerideki 5 maçı da kazanacağız. Deplasmanda da Levent Hocam dediği gibi ne toplarsak kar ekstra bir galibiyet tabii bizi daha çok mutlu edecek. Sevgili Levent Hocama, Fikret Hocama teşekkür ediyorum. Bu haftaki maç sonuçlarını da ederiz. Duyurup programı kapatacağım. Derince'yi kutluyoruz. Deplasmanda Ceyhan Spor'u 4-2 mağlup etti. Darıca kendi evinde Kızılca Büyük'te 1-1 berabere kaldı. Salon sporlarına baktığımızda İzmit Belediyespor Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele ediyor. Küme düşme mücadelesi veriyor. 55-85 kaybetti Mersin temsilcisine. Kağıt Spor ise Orman Spor'u deplasmanda 78-80 iki sayı farklı kazandı. Bölgesel amatör lig maçları biliyorsunuz oynanmadı, ertelenmişti. Milli aradan dolayı Kocaelispor'umuz Denizli Spor'la 3 Nisan saat 13.30'da kimselere söz vermeyelim. Hocalarımızın dediği gibi en az 15 bin 20 bin seyirciye oynamamız gerekiyor. Üçüncülük maçları oynanacak. Darıca, Alanya, Kestel deplasman edecek. Belediye Denizli Spor'da pazar günü Tepecik Spor'u kendi evinde ağırlayacak. Tüm temsilcilerimize biz yürekten başarılar diyoruz. Evet, 2 saat boyunca hemen hemen her şeyi konuştuk. Güzel bir programdı. Keşke galibiyeti yorumlasaydık ama inşallah bundan sonraki maçlarda diyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar.